edilmiyor Kanal İstanbul'un. Bu da tabii yine halkı aldatmaya yönelik bir durum söz konusu ama Ekrem İmamoğlu her çıktığı yerde İstanbul mu, Kanal mı diye ortaya koyuyor. Halkı bilgilendirmeye çalışıyor. Hemen Hilal Köylü'yü ikinci bölümde göndereceğiz. Onun için Yavuz Selim Demir Aileye ben bir mesaj vereyim keşke An kalsaydım e, Ankara kulisleriyle ilgili sana çok taze sıcak sıcak bilgileri e, verirdim. Senle de Ankara e, <laughs> ağırlıkla bir sohbet edelim. Çünkü Turgut Altun'un e, işte, mal varlığını paylaşsın açıklamadı. Allah'a mahsustur dedi. Sen Yavuz abicim paylaşsın kulislerini. Evet, evet. Yani, yani Turgut Altunok derken... Ama evet. tabii ki kulislerin kraliçesi kim herkes biliyor. Tamam. Altunok... <laughs> <laughs> onu biliyoruz Hilal, onu biliyoruz. Ee, Altınok benim tane çok eski bir e, arkadaşımdır geçmiş yıllardan e, bu yana ama İmmiyat'a pirinçe giderken evdeki bulgurdan oluyor. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ama e, Keçiören'den de oluyor. Keçiören'i de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mesut Özarslan e, kazanacak. Öne geçti, son hafta öne geçti. Aa, yani evet, onu evet yapmıştım. çok doğru söyledi Yavuz ee, Selim Emirat çok... gerçekten. Keçi Güzel. Mesut ee, şimdi çok 5 ile 10 saniye evet. arasında e, geliyor ses. Onun için Yavuz Selim bitirsin sözünü zaten sende sıra. Şimdi e, Turgut Altınok'u çok eski tanırım. 1994 yılında Keçiören Belediye Başkanı seçildi ee, ve 1996 yılında da Kalaba Lisesi'nden e, lise diplomasını dışarıdan aldı 1996'da. Sonra geçtiğimiz günlerde bizim e, çok da değer verdiğim e, bir hukukçudur, ağır ceza hakimidir, Kerim Yılmaz ortaya çıkardı. Turgut Altınok bile Keçiören in, e, Belediyesi'nin internet sitesinde, Kendisinin e, Azerbaycan'da hukuk fakültesi bitirdiğini e, yazmış ve avukat olduğunu e, belirtmiş. Yani bir kere o üniversite ki ben o bölgeyi çok iyi bilirim. O üniversite e, Azerbaycan devleti tarafından kapatıldı. FETÖ'cülerin bir üniversitesiydi ve kapatıldı. Şimdi bir de avukatım diyor ya ama avukat olabilmek için önce baro kaydınız olacak yani. O da yok. Ee, yani şu diplomaların tartışıldığı bir ülkede şimdi e, Turgut Altınok da bu hale gelmiş durumda yani. E, bunları söylemek istemezdik ama e, yine Turgut Altınok e, işte diyor ki e, mülk Allah'ındır. Yani e, işte e, benim o kadar da çok balı mülküm yok diyor ama biz biliyoruz ki sadece Ankara sınırları içerisinde kaç tane benzinliği vardır... Hangi oğulları, hangi e, kimler oraları işletiyor bunları bütün Ankara bilir. Yine Sayın Altınok'un, Allah daha çok versin, e, kaç tane dairesi olduğunu say say bitmiyor ki. Bu konuyla ilgili işte o kiraları toplayanlar vesairelerle görevliler bile var. Yazık ediyor kendisine. E, bu alıdır biliyor musunuz? E, Sayın Altınok Bala'lıdır. Ankara'nın Bala ilçesindendir. E, biz bugün... Zeynel abiye bir Bala Belediye Başkanı'nın görüntüleri geldi. Onu Ondan ikinci devremi de verelim. İkinci bölümde mali. onu yayınlayacağız. Şimdi diyorlar ya yeni mahallede Bala'da işte Ankara'da üç tane ilçede DEM Parti aday çıkarmıyor. İşte e, vay CHP DEM Parti ile işbirliği yapıyor. Bakalım Bala'daki hala belediye başkanı olan... Mustafa Bey'in bir YouTube kanalındaki röportajını Ahmet Ahmet Burak. Ahmet Bey, Burak. Evet düzeltiyorum. Onun görüntülerinde izleyeceğiz ve bütün Türkiye bugün ilk defa burada. Ya asıl demle biz o işi çoktan bitirdik. demlenen demle. kim o evet, belli olacak. Diyorsun. O da belli olacak. Ben ayrıca bir de bir şeye daha gelmek istiyorum. Şimdi İyi Parti'nin kurmayları buna çok kızacaklar ama. Cengiz Topal İyi Parti'nin e, büyükşehir belediye başkan adayı, bunu sayın e, Nazlı Akada e, gündeme getirdi dün. E, yani gelip Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mamak e, belediye başkan adayı olmak istiyorsunuz, bunun pazarlığını yapıyorsunuz, bakıyorsunuz ki olmuyor. Sonra diyorsunuz ki, önce büyükşehir belediye Başkanı olmak istiyordu. o onun e, fantastisiydi. Sonra Mamarlı ağzı oluyor, arkasından. İYİ Parti'den bir telefon alıyor, geliyor, gidiyor. Ve Ankara kulislerinde en çok da şu konuşuluyor. Cengiz Topel'in e, e, Sinan Aygün tarafından finanse edildiği, çünkü Sinan Aygün'ün de Mansur Yavaş'tan intikam almak istiyor. Togo falan durduruldu Tabii. ya, yık, yıkma kararı alındı. Yani e, onun söylediği deri de gerçekten çok ilginç. Bir takım iddiaları ortaya atıyor, bir tane bile şey yok. Ya Önce bir aynaya bak derler insana. Ee, o da e, İyi Parti'nin oylarını düşürdü. İyi Partililer ona korkunç bir e, tepki, tepki gösterdiler. Tepki. Mansur Yavaş'la ilgili elinde hiçbir delil olmadan bu kadar iftira atıyorsun. E, ve e, dolayısıyla yani biz İyi Parti'ye oy verecektik, senin yüzünden vermeyeceğiz diyen çok ciddi bir kitle var. Bunun da altını çizelim. E, ama... E, Turgut Altınok meselesi çok e, ilginç bir mesele. Yani Ankara'da 20 yıl Keçiören gibi bir yerde belediye başkanı 3 e, dönem önce yapıyorsunuz. Sonra e, o dönemki Büyükşehir Belediye Başkanı e, Melih Gökçek tarafından e, kurulan bir e, tezgahla bir takım kasetler meydana çıkıyor. E, aday yapılmıyorsunuz. Akabinde e, yine bekliyorsunuz. Bu defa gelip Büyük Birlik Partisinden adayı oluyorsunuz. Ee, sonra eee İyi Parti'den e, geçtiğimiz e, seçimde Keçiören adayı olması bekleniyordu ki kızı eee İyi Parti'nin e, kurucular kurulu üyesiydi. Ama bir günde e, Sayın Erdoğan onu çağırdı ve helikoptere bindirip e, şöyle bir Ankara turu attılar. Zannediyorum kupon arazileri e, gördüler. Şöyle <laughs> <laughs> ee, <laughs> Altınok ertesi gün e, bu defa AKP'nin adayı oldu. Bir de şeyi hatırlatalım. Yani 94'te MHP'den kazanıyor. E, son e, MHP'den kazanıyor. Sonra e, Devlet ile 97 kurultayında e, kavgalı olduğu için e, dönemin Refah Partisi'ne katılıyor. E, i̇kinci defa oradan seçiliyor. Ve daha sonra Büyük Birlik Partisi'ne gidiyor vesaire böyle bir şey var, istikrarsızlık var. Ama e, diyor ki dört dönem e, belediye başkanlığı yaptım e, ama mal varlığımı açıklamam. Mülk Allah'ın. Ya mülk Allah'ın da e, de ki o zaman çok güzel bir video hazırlamış ya Saadet Partili'ler. Evet. Yani. O Allah'ı, bu Allah'ın bunların vergisini kim ödüyor? Ben ödüyorum. Evet. Yani en azından şu e, say say bitmez dairelerini e, say say bitmez benzinliklerini onları da açıkla. E, hiçbir şeyin yok ise eğer değil mi? Ankara halkı ama da. Ama bütün bunlar zaman alacak şeyler bu nedenle. E, <laughs> ama ben yani bir ben, ben, e, Ankaralı olarak e, ben de uyuyamıyorum yani. Merak ediyorum. Şimdi geçmişten bu yana da tanıdığım için Durgut Altınok'u merak ediyorum yani. Niye açıklamıyor? Açıklasın. Yani eee bir kısmını da dağıtsın. Fakire, fukaraya, gurebaya dağıtsın değil mi? Ee, onu da merakla bekliyoruz. O zaman şimdi Hilal Köylü'ye döneceğim. Çünkü o notlarını aldı. Büyük bir ihtimalle yazacak o. Ee, Turgut Altınok'un 1.